O tüm dünyada milyonlar sattı. O Türkiye'de binlerce sattı. Çakması yapıldı, neredeyse orijinaliyle ayırt edilemedi. Xiaomi Earbuds kulak içi kulaklık. Herkese selamlar. Ben deniz Mustafa Özkerlekçi. Bugün avucuma sığacak kadar ufak ama oldukça kullanışlı, üstünden bir hayli zaman geçen ama benim kanalı yeni açmamdan dolayı ise sizinle tanıştırmak istediğim Xiaomi Earbuds ya da AirDots nasıl söylerseniz kulaklığın uzun kullanım testi sonucu yorumlarımı yapmak istiyorum. Elbette ki epey oldu bu kulaklık ve dediğim gibi binlerce, milyonlarca satan bir kulaklık bu. Yaklaşık ben de 1,5-2 yıldır bu kulaklığı kullanıyorum ve bu kullanımım sonucunda yıl olmuş 2022, hala bu kulaklık alınır mı diye sizinle paylaşmak istedim. Abi çeke çeke bu videoyu mu çekiyorsun, kaç yıllık kulaklık diye seslerinizi, yorumlarınızı duyuyor gibiyim arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar, kulaklık eski de kanal yeni. Kanal yeni yani. Öncelikle bu kulaklığımızın avuç içine sığacak kadar ufak bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. Siyah olması, renkli olmaması, RGB renklerinin olmaması günlük hayatta, profesyonel hayatta veya spor yaparken de oldukça şık ve sade bir tasarım bizlere sunuyor. Şimdi bu kulaklık bazı yerlerde AirDots diye anılır, başlıkları da öyle görürsünüz. Bazı yerlerde Earbuds diye görürsünüz. Hatta kutusunda bile bazen AirDots yazar, bazen Earbuds yazar arkadaşlar. Çünkü bu kulaklığın Çin piyasasındaki adı AirDots ama Avrupa piyasasındaki adı da Earbuds arkadaşlar. İşte bu yüzden aslında aynı ürün ama iki tane ismi var diyebiliriz. Şimdi öncelikle şarj konusuyla başlayacak olursak ki hepimizin aşağı yukarı merak ettiği konular belli oluyor kulaklık alırken. Bluetooth'lu bir kulaklıkta genelde seyahatte, ne bileyim toplu taşıma araçlarında, spor yaparken kullandığımız için ne kadar süre gittiği oldukça önem teşkil ediyor. Bu kulaklığın kutusunu micro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Ve bu şarj sayesinde kutu tam dolumda 12 saatlik bir şarj etme performansı sunuyor size. Yani ne demek istiyorum? Kulaklıklar kulak yuvasından çıkartılıp kulağa takıldıktan sonra tam 4 saat kesintisiz olarak size müzik dinleme keyfi yaşatabiliyor. Daha sonrasında şarjı bitiyor. Kutusuna tekrardan yerleştiriyorsunuz. Bunu tam 3 kez yapabiliyorsunuz. Yani toplamda kutuyu bir kere şarj ederek 12 saatlik bir kulak şarj etme özelliğine sahip oluyoruz arkadaşlar. Bence gayet yeterli. Hani bir Amerika seyahati yapmıyorsanız, ne bileyim bir farklı kıta seyahatleri yapmıyorsanız oldukça yeterli olabilir diye düşünüyorum. Micro USB ile şarj edildiğini söylemiştim. Bazı kutularda kablo çıkıyor, bazılarında çıkmıyor. Bunun sebebini ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca bu kulaklığın çakması ve orijinali de neredeyse birbirinden hiç ayırt edilemiyor. Farklı farklı incelemeler de görmüşsünüzdür muhakkak YouTube'da. Ben de denk geldim ve izledim. Gerçekten adamlar iyi çakmış yani. Ben bunu alırken Xiaomi mağazasından almıştım. Bundan 2 yıl önceydi sanırım. 240 TL vermiştim arkadaşlar. 240 TL 2 yıl önce. Daha sonrasında bu 129'lara düştü, 139'lara düştü. Az önce baktım. Şu anda da sanırım 159, 169, 179 bandında geziniyor ki dolar o zaman 6 lira falan da herhalde. 6 lira mıydı? 7 lira mıydı? Neydi ben bunu alırken? Dolar oldu. 13 lira, 14 lira ama hala ben daha yüksek fiyatla almışım. Sanırım orijinal almışımdır diye düşünüyorum. Xiaomi mağazasında bir yamuk yapmadıysa orijinal almışımdır herhalde. Oldukça keyifli şekilde kullandım ve kullanmaya da devam ediyorum açıkçası. Kulaklık ıslaklığa karşı korumalı arkadaşlar. Yani demiyorum ki bununla havuza gir, suya daldığın zaman aynı zamanda müzik dinleme keyfine devam et. Bu değil ama terleme olsun, ufak su sıçramaları olsun bundan etkilenmediğini söyleyebilirim. Gayet performanslı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şu şekilde hafif bir basınç uyguladığında kutu otomatik olarak tak diye kendini kapatıyor. Ayrıca kulaklık yuvalarından kulaklıkları çıkartırken de yine aynı şekilde mıknatıs orada tık diye kendini çekiyor. Bıraktığın zaman da ayrıca kulaklığı tekrardan böyle yuvasına bıraktığın zaman diye onu bir mıknatıs hissini hissederek içine çektiğini görebiliyorsunuz. Ancak sınıfta kalan bir yanı var ki o yanı da maalesef ki arkadaşlar mikrofon kısmında başımıza geliyor. Ha, bu fiyat bandındaki hemen hemen tüm kulaklıklarda olduğu gibi mikrofonun maalesef ki bence konuşmak için yeterli seviyede değil. Ama dışarıdayken özellikle yanınıza araçlar geçiyorken, kalabalık bir ortamdayken karşı taraf neredeyse sizi hiç duyamıyor, ne dediğinizi anlayamıyor. Belki evde tek başınıza otururken, televizyon vesaire bir şeyler kapalıyken biraz daha anlamlı, anlaşılabilir geliyor ses ama maalesef ki normal bir toplantı yapacaksanız veya dışarıda yolda seyahat ederken, metrodayken,
konuşacağım diyorsanız maalesef ki bu konuda sınıfta kalıyor. Ben çok da sınıftan yani 129, 139, 149 TL bandında ve bu sınıftan güzel bir şekilde geçebilen kulaklık varsa aşağıya yazarsanız biz de görelim. Gerekirse bir alıp incelemesini de yaparız arkadaşlar. Şimdi kulaklıklarda insanları rahatsız etmemek adına önemli olan şeylerden biri de dışarıya ses verip vermemesi. Her kulaklık veriyor diyebilirim hemen hemen ama yani bunun dozajı çok önemli. Ses böyle %60, %70, %80'e doğru çıkarken çok fazla dışarıya rahatsız edici bir ses vermiyor arkadaşlar Xiaomi Earbuds. Ancak %100'e köklediğiniz zaman sesi maalesef ki dışarıdan da anlaşılabilecek şekilde bir ses verdiğini görüyoruz. Zaten son sesle dinlediğiniz zaman özellikle bu fiyat bandındaki kulaklıklarda hiçbir zaman tam performans alamazsınız. Yani baslar, tizler hep böyle bir çatlama yapar. Ondan dolayı zaten %100 son sesle kullanılması da önerilmez. Ama hani ben %70, %80 bandında kullanmak istiyorum dersen de yok bir sıkıntı olmaz arkadaşım. Yani dışarıdan rahatsız olan da takıntılıdır. Onu öyle söyleyeyim. Takıntısından dolayı diyordur yani sesini kısar mısın diye. Ben en azından öyle algıladım. Kulaklık dokunmatik bir kulaklık değil. 2 adet fiziksel tuşu yer alıyor. Kulaklıkların üstünde böyle kulaklıkların üstünde dış yüzeyinde basmatik bir kulaklık diyebiliriz. Bastırıyorsunuz ve bu şekilde kulaklığınız açılıyor. Önce sağ kulaklığı çıkarttınız diyelim ki uzun basılı tuttunuz. Daha sonrasında diğerini çıkarttınız. İkisi de zaten otomatik olarak birbiriyle eşleşmiş oluyor. Telefonunuza bunu bağladığınız zaman da ikisi birden aktif olmuş oluyor arkadaşlar. Kulaklık son seviyede olacak şekilde bir tane şarkı açtım arkadaşlar. Ses performansını şöyle ufaktan bir dinletmek istiyorum. Şimdi tabii ki bu şekilde anlamak ne kadar mümkün, çok mümkün olmaz. Yani detaylarını anlayamazsınız. Evet, mikrofon çalışıyor. Bir bas, bir tiz var ama yani maalesef ki bunun bir yolu şu an çok fazla yok. Tam bu hissiyatı size geçirebilmek için ama genel olarak ben kendi gözlemimi söyleyecek olursam beni tatmin ediyor arkadaşlar. Yani bu fiyata gayet tatmin ediyor diyebilirim. Yoksa muhakkak ki tüm enstrümanları çok daha böyle ayrıştıracak şekilde performans veren kulaklıklar var ama şu anki piyasasında işte 150 lira bandında olan bir kulaklık için bence gayet güzel. Gecikme neredeyse yok diyebilirim. Çok hafif bir gecikme var. O da Bluetooth bağlantısı olan bir kulaklık olmasından dolayı kaynaklanıyor ama fiyat bandında bu gecikme bence gayet makul ve gayet kabul edilebilir bir seviye. Şimdi durumu toparlayacak olursak arkadaşlar, şarj süresi toplamda 12 saatlik bir kullanım imkanı bize sunuyor. Pere karşı, suya karşı mümkün mertebe dayanıklı dedik. Ses performansının gayet yeterli ve tatminkar olduğunu söyledik bu fiyat bandı için. Gecikme neredeyse yok dedik. Çok az bir gecikmesi var. O da maalesef ki kablosuz kulaklığın getirdiği ve fiyat bandının getirdiği durumdan kaynaklı. Bunu dedik. Mikrofonun tırışka işe yaramaz dedik. Yani böyle çok beklentiniz olmasın. Telefonun mikrofonu bozulmuştur da hani son çare böyle derdini bir iki kelimeyle anlatmak için kullanmak istersen belki kullanabilirsin. Onun dışında mikrofon tırtıngen Streise dedik. Bunları topladık, böldük, çıkarttık. Kulaklık sene 2022 ama fiyat bandından dolayı hala alınabilir diyorum arkadaşlar. Ben 240 lirayken almıştım. Şu an 150 lira bandında. Bu kulaklık da bu fiyattan alınır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara lütfen yazmayı unutma. Kanalın büyümesi, büyümemiz ve daha büyük, daha güzel ürünlerin de incelenmesi için lütfen like ve abone ol tuşlarına da basmayı unutma. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.